Merhaba, sizi biraz tanıyalım. Benim ismim Nevin Fenman, Lefkeliyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Dezenfekte oluyoruz. Evet. Bu pandemi sürecinde lazım evet, zaten. Evet, evet. Biz de bu pandemiden çok etkilendik. Epey zamandır okulumuz kapalıydı. Lefke Belediyesi'nin bize yaptığı bu iyiliği diyeyim. Lefke'nin hanımları çok güzel bir uğraş buldu. Yaşlısından gencine, emekli olanlar, şey edenler istedikleri zaman gelebilirler buraya. Burada el işi, göz nuru dediğimiz şeyler, her şey yapılır. Herkes çıksın çıksın gelsin. Uzun bir pandemi süreci geçirdik. Herhalde hiçbir şey olmadı. Toplanma gibi bir şey olmadı. Hayır, yenile başladık. Onu da mesafemizi koruyarak herkes maskeli, böyle geniş yerde. Yarın kış olunca bir iki oda aldık. O odalara bölüşerek çalışacağız. İnşallah. Peki daha önce katılım nasıldı? Şimdi nasıl bir şey bekliyorsunuz? Yok, çok güzel katılımımız. Zaten daha fazlasını şey edemeyiz. Yani kafi gelmez bize. Bir öğretmenimiz var çünkü. Hangimize yetişecek? Çok güzel bir standart rastladım. Önce sizi tanıyalım. İsmim Gülay Ünal. Aslan Tekirdağlıyım. Eşim askeri personel olduğu için görev icabı böyle il il, hatta yavru vatana da yolumuz düştü. Çocukluğumdan beri bu tür el işlerine çok meraklıyım. Yani aslen el işiyle ilgili bir bölümden mezun değilim. İşletme bölümü mezunuyum, fakat hani eşimin işi sebebiyle çok fazla il gezdik ve çeşitli kurslara katılarak bu işleri öğrenme fırsatı buldum. Burada da sevgili Ayşen hocamız sayesinde de değişik güzel işleri öğreniyorum. Bu işleri de milki boncuklarla talebe göre, çocuklara göre, büyüklere göre, gençlere göre çeşitli tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Çok güzel ürünler. Mesela bir tanesini yapmanız ne kadar zamanınızı alıyor? Modeline göre değişiklik gösterebiliyor. Elinizdeki mesela nazar boncuklu bir model ortalama yarım saat, bir saat arası değişiyor. Peki istenilen modele göre yapabiliyorsunuz? Tabii ki istenilen modele göre de yapıyorum. Yani Instagram üzerinden, Facebook üzerinden. Çok güzel. Yapıyorum. Yani talep olursa istenilen modele göre de çalışmalar yapıyorum. Çok güzeller. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Lefke Belediyesi'nin kadın kursundayız şu anda. Hocam sizinle birlikteyiz. Sizi biraz tanıyalım. Benim ismim Ayşen Özreçberoğlu. Ben 30 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'na Balıköy Kadın Kurslar'da çalıştım. 30 yıl sonra emekli oldum. Belediyeden gelen teklif doğrultusunda burada haftada 2 gün Belediye Kadın Kursu adında bir kurs açıldı. Evde oturan hanımlarımız, daha çok emekli bayanlarımız bizi tercih ederler. Buraya gelirler, günlerini değerlendirsinler, el becerilerini geliştirsinler. Bayanlarımızın bir kısmı da yaptığı işleri kendi aile bütçelerine katkı olsun diye satışa da sunmaktadırlar. Kadınlara bu destekler çok önemli. Hep de olması gerekir. Hem kendi bütçelerini kazanmaları adına hem de gerçekten ev kadınlarımızın el hünerleri çok değerli. Çok güzel bilgileri de sahipler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kursa katılım nasıl kadınlarımız tarafından? Bayanlarımız tarafından benim bu kursa katılım çok güzel. Yani kalabalık, katılım yüksek. Onların doğrultusunda da bize gelen isteklerde, yapmak istedikleri el işlerinde neleri öğrenmek isterler, neleri denemek isterler. Ben de onlara hitap edecek şekilde onların doğrultusunda istedikleri işleri teknikleriyle birlikte gösteriyoruz. Tabii biz burada sadece el işi falan değil, bizim sosyal etkinliklerimiz de olur. Bayanlarımızla birlikte haftada ayda bir günlerimiz olur. Orada toplanırız. Eğlenceli bir gün geçiririz o şekilde de. Çok güzel. Kadınlar bir araya geldikten sonra zaten yemeler, içmeler hem de bu güzel hünerler. Evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim size de. Sizi biraz tanıyalım. İpek Çorba ben. Yeni emeklilerden ve yeni Ayşen Hocanım'ın ekibine katılanlardanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben Ayşen Hocanım bilir yıllar yılıdır. Hep emekli olduğumda ilk iş buraya başlayacağımı söylerdim. Kısmetmiş. Ağustos'da emekli oldum. İşte şimdi de buradayım. Mutluyum. Çünkü biz hep çalışarak ömrümüzü geçirdik. Böyle bir anda boşlukta olmak zor bizim için. Dolayısıyla burada hem arkadaşlarla birlikte hoş vakit geçiriyoruz, hem el becerilerimizi ortaya çıkarıyoruz, yeni bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Ben bugün mesela onu konuşurum arkadaşlarla. Çocukluğum aklıma geldi. Çamurla oynama. Evet, çok güzel. Nasıl bir şey çıkaracaksınız? Bu anfora olacakmış.
öyle tabağımız var işte. Uğraşıyoruz Ayşen Hoca'nın önceliğinde. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir resim görüyorum. Elinize sağlık. Sizi biraz tanıyalım. Ben Ümran Şahbaz. Ben buraya Avustralya'dan geldim. Sonra bir arkadaş dedi bana, Lefke'de enstitü açıldı. Gider misin? Giderim dedim. Tabii benim için çok güzel bir şey bu. Fırsat. Çıkıp geldiğim arkadaşlarla. Hoş geldiniz. Çok güzel el emeği şeyler yapıyorsunuz burada tüm kadınlar olarak. Şimdiki yaptığınız şeyi biraz dinlemek istiyorum. Üç boyutlu derler bunun şeyine, böyle güzel kabartmalı. Ondan sonra bittikten sonra duvara asarız. Güzel bir şey. Güzel bir tablo olacak. Evet.